Ben pazar gününü sevmem. Çocukluk yıllarımdan başlayan ve sonrasında devam eden bir duygudur bu. Okul tatili cumartesi yarım günden sonra başlardı. Haftanın yorgunluğunu atabileceğimiz yarım gün. Arkadaşlarımızla birlikte eğlenebileceğimiz yarım gün. Pazar günü haftalık ödevlerimizi yapmak zorundaydık. Ödev yapmaktan nefret ederdim. Çoğu zaman da yapmazdım zaten. Elektrikler kesilirdi. Babam her ne hikmetse pazar günleri kavga çıkarırdı evde. Bu beni etkilese de sonuçta annemle babamın sorunuydu. Alışmıştım. O günlerden birinde bir alt komşumuz karısını ve oğlunu pide yaptırmak için fırına gönderip onlar dönmeden önce kendini salonun tavanına astığında günlerden yine pazardı. Parlak bir güneş vardı tepemizde. Galiba aylardan Haziran'dı. Çığlıkları işitince balkona çıkmıştım. Karısı kendini sokağa atmış. Vural, Vural diye ter ter tepiniyordu balkonumuzun altında. Baka kalmıştım. Kadın böyle canhıraş bağırırken sokağın paket taşlarına işiyordu. Acının ve infialin, şuur kaybının vardığı son noktaydı bu. Diken diken olmuştum ona bakarken. 19 yaşındaydım. Pazarı bir kez daha sevmedim. Bir pazar gecesi kaybettim tek kardeşimi. Ki annemin gözyaşlarına boğulduğu geceydi. Bir Eylül akşamüstü ayrıldım büyük oğlumdan. Günlerden pazardı. Sevdiğim adam bir pazar günü terk etti evimi. Anahtarları mutfak tezgahının üstüne yazıp bıraktı, ufak bir notun üstüne bırakarak. Pazar her yerin ve her şeyin kapalı olduğu bir gündü. Çok sıkıcıydı ve bir o kadar netameliydi benim takvimimde. Bir şeyler yapmalıydım. Yaptım da gün takip etmeyi bıraktım. Sırf bugünü bana hatırlatmasın diye. Pazartesileri hem kendime hem de hayata karşı tuhaf bir güven içindeydim. Öyle hissediyordum. Başıma kötü şeyler gelse bile. Anahtarı gün ışığında aramaya kalkışan Nasrettin Hoca gibi. Bana es kaza pazarı hatırlatan eşime dostuma için için sövüp sayıyordum. Bugün günlerden ne diye sormayışım ve ilgilenmeyişim bundandır. Çıkıp da biri bana pazar demesin diye. Biliyorum, pazar benden intikamını alacak. O güne denk gelecek ölümüm. Umurumda değil. Ben onu çocuk yaşımdan itibaren almışım kara listeme. Hem fena mı olur? Ödeşmiş oluruz böylece.